istiyorum tabii, zaten. Festival zaten bizim veli nimetimiz. Çünkü hem doğudaki seyirci ya da izleyici şunu düşünüyor, diyor ki gerçekten ayağımıza kadar geliyorlar, sinema çok uzak bir şey değil, benim de belki bir hikayem var, onu anlatmak istiyorum. Gençlerim çok motive eden bir şey. Aynı zamanda da bir network sağlıyor, bir sesiniz oluyor. Dediğim gibi özellikle bağımsız sinemayı dünyayla buluşturuyor. Çünkü şu an festivalde dünyaca ünlü sanatçılar var. Evet. Jüri üyesi olarak da bir katılımda bulunuyorsunuz. Festivalde dikkatinizi çeken başka neler var acaba? Ya, öncelikle yani bu kadar ismi bir araya getirmek bence büyük bir hüner ister. Açılışta zaten bir havalı şekilde başladık. Yani, Şener Şen, evet, Perran Kutman. Evet, yani seneye ne olacak bilmiyorum yani. Hani bunu geçemeyiz. Çok mutlu olduk, onlarla da bir araya geldik. Tabii ki benim için yani genç sinemacı olarak tarihti. Perran Hanım'la oturduk, konuştuk. Harika. Şeyfan Hanım'la zaten, o da beni seviyor da beraber oynadık. Onunla beraber o geçmişi yad ettik. Aynı çok güzel. Paylaşım. Evet, evet. Şener abiyle komşuyduk zaten Cihangir'den. Onunla esprileştik bol bol. Çok güzel. Yani bunları ya, ayarlasanız bu kadar olmaz. Bir araya getiremezsiniz. O yüzden de festivale çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de zaten bu ekollerin değerini biliyor. Bunlar gerçek üstadlar. Evet. Böyle suya yazı, işte pop kültür bir şey değil. Bunu da söylemek lazım buradan. Onlara da sahip çıkmak lazım. O yolda da gitmek lazım. Hani hepimiz çırağız o konuda. Ve onlar da çırağı açtı. Ama biz de arkasını getirmemiz ve doldurmamız lazım. Ve çıtayı daha en üstü koymak lazım. Tabii ki her şekilde. Aynen öyle. Çünkü bu Edirne'ye, Kars'a kadar olmamalı. Bunu artık biraz da dünyaya duyurmamız lazım. Bizim o kadar çok değerlerimiz var ki, bir kabiliyetli oyuncularımız, yönetmenlerimiz, senaristlerimiz vesaire, bütün yapım ekibi çok değerli ve gerçekten yetenekli. Çünkü bir Alman'a bu kadar improvizasyon yaptıramazsınız. Amerikalı da şaşırır. Bizde bu yetenekler var. Daha bir evrensel dilde artık dünyaya anlatma vakti geldi. Çünkü Amerika'nın her şeyini gördük, biliyoruz, ama bizim hikayelerimiz daha çok daha fazla ve bu Anadolu ruhunu bütün bu ırklarıyla, işte mezhepleriyle, dinleriyle, kültürleriyle bu mezopotamik bir örgüyü, mozaiği bence çok daha güzel anlatabiliriz. Anlatmamız bizim boynumuzun borcu. Ben öyle hissediyorum. Doğru söylüyorsunuz. Kültürler arası zaten hani bu geçişi bir toprakta barındırmış bir millet olarak, evet, geçmişimizi düşünürsek, evet, çok daha iyi projeler inşallah çıkacaktır. İnşallah. Festivallerde buna ön ayak oluyor diye düşünüyorum tabii ki. Evet.